Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne bacı ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur. Arkadaş şorduk olmak her sevince her der Tamam da tamam ya özür dilerim abi bu sefer ben uzattım dayı bence bu kuruntunun konu başlığı sesi olmayan arkadaşların şarkı söylemekten vazgeçmesiyle ilgili destansı bir bölüm çekebiliriz bok gibi bir konu başlığı yine konudan saptın yine alakasızlık bir atar yine, yine seçimin alakasızlık neden deyiz konu dışına çıkmayı neden bu kadar seviyorsun aykırı çocuk musun sistemi kabul mü etmiyorsun derdin ne neden ayak uydurmayı denemiyorsun? He? Yavrum. <laughs> e mesela ha. bir 7 saniyeye yaklaşık kaç taklit daha sığdırmaya çalışacaksın? Onu bir tane böyle... yaptım abi. Ben taklitman TV haho falan değilim ki. Bir tane yaptım durdum. Daha geçen bana şunu dedin. Videoları şarkıyla açma gibi berbat bir fikri hayatımıza sen soktun dedin. Berbat demedim. Berbat da İlk başta kabullenemedik dedim. Şarkısız giremiyorsun artık hiçbir videoya. Senin ede bir evde miyim? Bir kabrin vardı hatırlar mısın? Kabristanlığın vardı Aynen. doğru. Beni Seni ziyarete, ziyarete senin masanın ayağına çaput falan bağlardım. Dileklerde bulunurdum. Allah'ım bu just bir adamı kurtar diye. Orada seninle bir gün Orkun Işıtmak'la karşılaştığımız anlarımızı karşılaştırıyorduk. Sen nerede karşılaştın ben nerede? Ve ardından kurulduk. Hassiktir biz acımızdan ölüyoruz. Bu çocuklar nasıl bu paraları kazanıyor dedik. Sonra 2018'de durduk yere şunu konuşmaya başladık. Ya bizim bir YouTube kanalımız olsa nasıl açılış yaparız? Çünkü Orkun'un şeyi gördük. Azgara okul gibi bir şey yapıyordu. Biz tartıştık. Sen de dedin ki şarkı söyleriz. Ben de dedim ki, süper fikir. Siktir git dedim öyle şey olur mu abi dedim. Süper fikir. Bu ne TRT müzik gibi öyle şey olur mu? Şarkı söyleyecekmişiz her videoda. Sonra dedi ki motto dedi nasıl bir şey acaba dedi bizden çıkar. Düşündü düşündü böyle yaptı bak. Ulan biz 3-4 taneye suratına baktım. Sonra ulan bez milyonluk oldu. Burada evet. çok mesafe var aramızda. Milyonluk mi? oldu yani. ama velakin arkadaş. Oldu. Ama nasıl? Biraz şunu konuşmakta fayda var. Bütün bu ulan besler, bütün bu mimler nasıl ortaya çıktıdan ziyade biz nasıl ortaya çıktık? Yani yıllardır sosyal medyada anlattığımız biz işte şurada karşılaştık, burada tanıştık. Bu iş vesilesiyle bir araya geldik. Uzun uzadı ya bazı yerlerde biraz da böyle hafiften abartarak anlattığımız hikayenin aslında biraz gerçeğine inmenin vakti geldi. Evet kesmeden, bölmeden, araya bambaşka bir şey girmeden, tam anlatırken büyük mısır denemeye çalışmadan bu ikili nasıl tanıştık? işte Bugün bunu anlatacağız. Tabii ki bunu anlatırken sevgili değerli izleyicilerimiz, bir arkadaş nasıl olunur? Arkadaşlık bağı nasıl kurulur? Arkadaş aileden öteye nasıl geçer? Ve iki kişinin derin yalnızlığı ile ilgili bir bölümün ilk cümlelerini kurmak üzere sevgili Mesut Şan Tomay'ı 2013 yılına ışınlamak üzere uğurluyorum. Sen bu bölüm viral olmak istiyorsun. Sen görmüşsün ki Aa, Ali biçimin böyle de duygusal bir tarafı var. Var oğlum zaten Yalnızlık benim. biliyor. Giydiğin tişörtün, ayağındaki ayakkabının Yedeğini bulabilirsin ama benim bir gün. O söz çok güzel bir söz ya. O söz çok güzel bir söz ama hayat söyletiyor be yavrum. Bir yerden okuyup söylemiyoruz yani. Biz seninle tanıştığımızda ben takribi yanlış olmasın 14 yaşındaydım. Ve Vine'da içerik üretmeye çalışan bir kardeştim. Ama şöyle bir sancım vardı. Ben Vine çekmeden önce dizilerde oynamaya başlamıştım. Yalnız kimse beni dizilerden tanımıyordu. Vine'daki çocuk, Vine çocuk, kulaksız, kulaksız piç diye tanıyorlardı. Ve ben de beni Vine'dan tanımalarına kuruluyordum. O zamandan beri kuruntu yapıyordum. Bak sen şu işe. Neden kuruluyordum mesela ...seni Vine'dan tanıdıkları için. Abi haftanın beş günü götümü yırtıyorum gidip bir TRT1 dizisinde oynuyorum. Üsküdar'da sette sabahlıyorum. İnsanların hiçbiri ulan ne oynamışsın Necdet karakterini demiyor. Ama diyorlar ki o kulağının gözükmediği Vine'la onlar tak falan. Zaten bu kadarım 1.30 boyum 100 kiloyum. Ulan bana Vine'dan tanıdıkları için uyuz oluyorum diyorsun. Benim evimde bana diyorsun ki pide adamı Allah kurtarsın falan diyorsun yani. <laughs> Sen mesela seni sadece Jasildan tanıyan birine uyuz olmaz mısın? Ama bir dönem bir şey diyeceğim. Yani ben Fox TV'de program yaparken beni hala Jasildan devamı gelmeyecek mi diye kenar Fox... Boksta götün yırtılıyor. Haftanın altı günü çalışıyorsun. Bak dayı ben sana şunu söyleyeyim. Ha nasıl tanıştık lan? Yine uzaklaşıyoruz muhabbetten ya. İnanamıyorum ya. Sen yavaşlam. Senin akıl da gidiyor. Yok canım benim yaşlanmama var lan da. Ben taptaze şu aldanma, şeyim. 24 ma, yeni oldum. Aldanma. Ben adama diyorum ki mesela ulan yılın yarısı bitti diyorum. Girme şu topa diyor. Ulan hayat sokuyor beni o topa zaten yani. Benim yaşım var dayı. Ya şunu desen. Ulan yılın yarısı daha duruyor. Hiç öyle bir şey demedim biliyor musun? Ya Dün abi. Instagram'da müzisyen ünlü bir müzisyen bir arkadaşımın evindeydim. Beraber havuza giriyoruz. Galerici başka bir arkadaş kadın geliyor. değil, galerici varsa başka. Yani galerici de kadın değildi, müzisyen de kadın değildi. Üç erkek böyle oturduk sohbet muhabbet ediyoruz. Ulan bir ara böyle kafada böyle hafif kırılmışken bir fotoğraf çekeyim dedim. Ulan fotoğrafa bir baktım, ya çok olgun bir fotoğraf. Paylaşılır da gencecik Ali biçimlerde fotoğrafı bir paylaştım. Saçlarına aklar düşmüş, çenende keçi sakalında aklar var. Ne yapacaksın baba? Ne oluyor sana diye Fotoğrafa bir yakından baktım. Ulan büyük bir külliyat var ya ve orada gerçekten eski Ali, görseldeki eski Ali. Ya bakınca çünkü yani yok baba yani. Yani gerçekten 36 yaşımı bak bugün bunu konuşmak istiyorum zaten 36'nın verdiği ciddi bir ağırlık varmış dayım. Hani 35, 35 34 ya, böyle ya. değil değil. Her sene siktir et bizi update ediyorsun seneye diyeceksin ki 37 bir bambaşkaymış. Bana 36 ya 36'ya hiç bu kadar takılacağımı düşünmüyordum yani. Belki de biraz da böyle işte sosyal medyada dönen abi yaş ilerliyor abi yaşlanıyorsun yavaştan. Bu arada arkadaşlar takmıyorum bu tarz şeyleri. Sikiyorum belanızı. Sen kaç yaşındaydın biz tanıştığımızda? Ben kaç yaşındaydım? Bana daha doğrusu Vine'dan ilk yazdığında. Seni ısrarla uyarıyorum yani. Sana böyle bir sosyal medya aplikasyonundan gecenin bir vakti Michael Jackson edasıyla yazıyormuşum gibi. Abi bak nereden bakarsan oraya çok gitmeye müsait bir hikaye. Michael Jackson' da olabilirsin. Talent da olabilirsin. Bir kardeşe sahip çıkmaya çalışan bir abi de olabilirsin bu hikayenin sonunda ama şıklardan ilki çok tehlikeli vereyim. 2013'te be. ben seni gerçekten Vine'da gördüm. Dedim ki bu çocuk ileride söylür. 2013 senesinde seni gördüğümde gerçekten ya ben öyle şey Ahmet Sanlık falan yapmam yani işte vay işte büyük yetenek stat doldurur bu vesaire değil. Benim zaten ciddi Derece de arkadaşa ihtiyacım var. Bu bir. ikincisi. Lan 14 yaşındaki insanla arkadaşlık edilir mi manyak herif? Hayır oğlum. Skeçlerde oynatacak arkadaşa ihtiyacım var. Evimde alıp beslemeyeceğim lan 14 Senin yaşındaki seni. Senin çalıştıracak insana ihtiyacın var. Entertainera doğru mu? Evet. E biz de zaten seninle o zaman iletişimdeyken... ...sen de gittin Beyazıt Öztürk abinin çok daha fazla para verdiği için... ...paraya da yani küçük yaştan beri taptığın için defolun gittin orada. Çok garip daha fazla para verdiği için değil reis. Ben yaptığım işte en iyilerle çalışmaya çalışırım. Mümkünse. Talk Show'da da Oğlum en iyi beyaz Onunla çalıştım. Youtube'da en iyisi sensin. Senle çalışıyorum. Ha, yarın en iyisi kim olur? Kimin kanı ne Merim onu bilmem. Yani ben zaten en iyisiydim. Benim Aa, abilerim benim zaten bir iyiydi. Şey mi dedin? Abilerin kim? Sen Uzel Çavo musun? Lan? Hayır benim abilerim işte Beyazıt abi. Okan Bayülgen. Ee, onlar zaten ya, iyiydi. Bro. Okan Bayülgen mi iyiydi Beyazı Ben Beyazıt Öztürk'le çalışmadım. Yani kimin iyi olduğu sorusuna bu etki eder mi? Yani görsel olarak liyakat ayrı. yok mu sende liyakat? Ne liyakatı oğlum ya? Abi çalıştığın insan mı iyidir, iyi insan mı iyidir? Oğlum besta abiyle sen çalıştın, Okan böyle. Yani ben çalıştım. Tamam. Her ikisi de zaten çok iyi, zirveler. Ben, senin de dedim her ki... ikisi de çöp diyeceksin sandım çakacak. Hayır, ben öyle bir şey demem. Çok severim. Sadece şunu ha, Bir Hı, dur ne? tanıştık abi, Vine'dan yazdın sen... gece bir buçuk. Evet, Vine'ın o zamanlar bir DM kutusu gibi bir şey vardı abi, hayal meyal hatırlıyorum. Bak her boku hatırlarım ama bana ilk verdiğin cevabı hatırlamıyorum. Ne var lan yazmıştım. Bana ne var lan yazsaydın ağzına sıçardım senin yani. Yazmazdım o ben, aplikasyonu götüne sokardım. Ben seni işte. sen bana yazdığında saygıdeğer bir insan sanıyordum. Çünkü o sırada televizyonda vardın. Haftaya bitti. Bana üçüncü bölümde yazdın. Haftaya her şey bitti galiba. Şimdi arkadaşlar normalde ben de o yaşta benim o zamanki yaşlarımdan birinden mesaj alsam ben de bir garipserim. Ama bir yandan da arkadaşlık kurmaya çalışırım. Ki bana yani kimler kimler yazıyor çiziyor. Hepsi de bir de iş yapalım diye. Benim derdim şu. Önce bir abi kardeş önce bir arkadaş olalım. Sonra bir de benim elimde imkan var. Benim televizyon programda beraber skeç yazarız, oynarız vesaire. Ben böyle da okumam yani. Gel hayatını kurtaracağız diye. Zaten keyfi yerinde Sefa Pezevengi gibi gencecik yaşta sağa solu gezen bir arkadaş. Oraya bir zaman girdi ve ben sonra çok ünlü bir yönetmenle çalışmaya başladım. Sen beni Ferman Toprak'la skeçlerde oynatacaktın değil mi? Allah korudu. İkişer adet Ferman Toprak imzalık, kafa kırmalık, haydar hediyemiz. Evet biliyorum. Siz de bugüne kadar hep benim gibi hayatı tespih yapıp sallamak istediniz. Ya dayı sen ekmeğine bakacaktın baba. Alacaktın haftalık benden <laughs> bin lirayı. <laughs> sen gidecektin. Her hafta bu durumdaydın sen. Her hafta. Senin program bittiğinde ben TRT'de çalışıyordum. TRT'de çalışıyordum. Benim binanın yerlerini paspaslamıyordum. TRT 1'de bir dizide oynuyordum. Her salı garanti param yatıyordu. Bir gün gecikme olmadan. Sonra çok büyüdü o yapımcı ya. Sen de mesela bak ilerisini göremedin. Bak her ne kadar babana saygımız varsa Ama 15 yaşındaydım ne ilerisi. Bak benim sektörümde babam yok. Senin sektöründe en azından baban hep böyle yanında arkandan gelmiş. işte seni işte yetenek yarışmasında durduruyor. Dur oğlum ağzını kapat küfür etme. İleride onlarla karşılaşabilirsin deyip akıl verecek bir babam var. Mesela benim öyle hayati figürlerim Şevko yok. Şevko dayı gibi Şevko. Fakat sen de ilerisini göremiyorsun. Biraz babanın gazı. Biraz kendi gazın. Hep şu var bak bu bende de oldu. Ya bunu yapıyoruz. TRT'de oynuyoruz. Fox TV'de oynuyoruz. Ulan biter bitmez yeni bir iş gelir. Gelmiyor baba. Vallahi billahi gelmiyor. Bana bir ara inanılmaz geliyordu. Hatırla. Sana oluk oluk geliyordu. Sizin açlıktan geberdiğiniz bir dönem vardı. Böyle buzdolabının altından böyle coin topladınız. O dönem ben sizin yanınıza geldiğimde her gün size anlatıyordum. BKM ile oturdum. Tafla arkadaşım bilmem Çok kimden seçiyordum o seçiyordum geldi, işte. geldi, Falan geldi filan geldi. Siz joker kovalıyordunuz. Senin gibi bir insanı zapt etmek çok zor. Sevgili arkadaşlar herkesin yaşadığı ilişkiler gibi. Benim de bir aşk hayatım vardı geçmişte. Sıkıntı. Mesutcan Tomay'ın benim kendi hayatımda çok yakın arkadaşım olmasını anlayamayan yaştaşlarım ve bazen de ilişkilerim oluyordu. Yani şöyle diyorlardı benim için. Bu çocukla ne paylaşıyorsun? Yani beraber yemek yiyip içebilirsin okey de yani hani Sen her gün onlara? buluşacak kadar, oh, evine davet edecek kadar, sabah yolunu gözleyip aşağıdan taksiye bindirecek kadar ne? Arkadaşlar ben hep bir yalnızlık çektim. Benim hep arkadaşa ihtiyacım vardı. Çevresi çok kalabalık bir insandım ama ilk defa son derece zeki akıllı ve beni dümenden desteklemeyen, dümenden ben konuşmayan birisini görünce bir bu dedim arkadaşı hayatıma alayım ve bir uzun yolculuğa çıkalım. Beraber başımıza ne geliyorsa gelsin. ha Ben bazı şeyleri çok böyle sert bir şekilde reddedecek kıvamdaydım. İlişkiyi, aileyi, eski arkadaşlıkları, yeni bir işi. Burada biraz mesaj Tomay'a çok yüklendiğimin farkındayım. Çünkü bizim geçmişte bahsettiğimiz sabahları kalkıp çok büyük paralar aramanın eşiğine düşecek kadar hey ya. garip ve yoğun bir hayat yaşıyorduk. O abi 17 yaşındayım, uyanıyorum bana mesaj atıyor. 500 bin lira bulacaksın bugün. E, Bulamına koyayım yani ya 500 bin lira böyle sen? partnerlerin içine tüküreyim yani baba. O zaman partner partner değildik reis. O zaman senle benim vergi levhalarımda, defterlerimde şahıs çıktı ve apayrı evet. iki insandık. Biz seninle şu vesileyle tanıştık. Bölme hikayeye devam yavrum. Sinan Çetin'le anlaştın sen. Evet. Sinan Çetin'le bir film yapmak üzere anlaştık. Filmin adını ve konusunu da söylüyorum artık. Bu saatten sonra çalan para kaybeder. Çalan amına 30 bin kişi yapın istiyorsanız. Filmin adı Çakmalar da severdi. Evet. Çok güzel bir isim. Bir güruh var. Çakmalar Kahvesi adında bir yerde takılıyorlar ve hepsi bir ünlünün çakması. Türk ve yabancı ünlülerin çakmalarından oluşan, replikalarından oluşan bir kahvehane ve Ali kardeşimiz de o yaşlarda Michael Jackson'ın çakmasını oynayan bir insan olarak benim hayatıma girdi. O Michael Jackson'ın çakması olacaktı ve sevdiği kızı yani elinden almaya çalışan ondan daha iyi bir Michael Jackson replikası vardı ve savaş vardı aralarında. Hikaye bu. O sırada da ne hikmetse benim Adanalı babamın sünnet düğünü düzenlediği bir gece beni oradan kaçırıyorlar. Aradan zottiri, dottiri, dot, dot diye şarkıların Abartma. girebileceği de bir atmosferi de cepte tutuyorsun. Orada bir 400 bin benim şey var. Benim gibi çok abi. iyi müzik dinleyen birisi bir anda Michael Jackson'da bir hikayede zottiriyle müzik kullanmaz. Lan Sinan kullanmaz. Çetin sana zottiri girecek deseydin nah kullanmazdın. Mecbur kullanacaktın. Sinan Hoca deseydi okey ama zaten bir vardır Sinan bende, Hoca'nın ya? bu fikri baştan kabul ediyor olması zaten çok. Evet ya çok aykırı bir hareket. Abi Bay E'yi yapan bir insan bunu tabii ki başka kim kabul edebilir? <laughs> Aklı başında. Bu arada Bay E benim çok sevdiğim popüler kültür filmi. ister Abi Bay E çok uzun bir video. Evet, olabilir. Yani sana ne ki? <laughs> Siktir git. Bak beni Sinan Çetin'in ofisine çağırdım Plato filme. Şimdi Plato dediğinde sadece şey geliyor aklıma. Komedi dükkanının girişindeki dönüyor film makarası Avrupa yakası bilmem ne abi bir umutla gittim oraya Ali Biçim ne diyor ki yeni bitmiş show ben henüz küçük olduğum için şunları bilmiyorum Şov niye bitmiş bu adamın kim sever kim sevmez falan benim aklımda oyuncak toplayan komiklik yapan Just Peace şarkısının sahibi bir adam gittim kadro şu ben babam Ali Biçim Sinan Çetin Plato filmin bahçesindeyiz bu kadronu şu an bir güvenlik kamerası kaydı çıksa gişede en az 1 milyon yapar 3 günde bak sofraya bak bir de senin yanında yardımcı yönetmen bir arkadaşımız vardı doğru mu evet, hikayeyi beraber yazdınız. Hayır. E, Avni Tuna Dilligil. Haa hikayeyi beraber yazmamızda bana yardımcı oldu teknik olarak. Yani ben de şey demiyorum bu güzel avatar hikayesi benim diye. Sen mi yazdın, o mu yazdı? Doğru söyle. Beraber yazdım o işi. Gittiğimde bahçede. Oğlum şöyle sana bir... hesap mı vereceğim lan ben? Çakmalarda sever benim hikayem anasını satayım. Hatıratımı Hatır paylaşmaya çalışıyorum. Bugün ben... bir çocuk vardı, o çocuk büyüdü ve sonra da kim oldu bilin bakalım. Ayrıyetten bir şey diyeceğim sana. Bu boklayıcı tavrından vazgeç. Boklayıcı Hikaye de benim değil için değil. çok iyi çünkü senin siki komedyen diye bir işin vardı ya. O sonra bir dakika dinle. On, on, on altı yaşındaydım. Sen en büyük küçük hırsızlardan bir tanesi. Kimseden bir şey Sen... çalmadım. Bu kuruntu 4 saat olacak. Kozlarımızı paylaşacağız. Evet. Ben Bahçedeyiz beraber. Babacık, Babacık ilin geldi. Platoda her daim olduğu gibi botanikle uğraşan bir arkadaşımız vardı çiçekleri kırpan. Oturdum masaya önce şu tartışıldı. Siz bir sahne yazmışsınız. Sahne şu. Çakma Michael Ali biçim kahvehaneye girer. Kahvehanede Kadir İnanır oturmaktadır. O da mı çakma diye kontrol etmek için bıyığını çekiştirirler ve Kadir İnanır'ın çakma olmadığını, gerçek olduğunu görürler. Aman koyayım gibi bir tokat yer ve sahne biter. O Kadir inanırdı değil galiba Murat abi GF. Kadir İnanır'dı bu biraz. Genç Kadir İnanır. Ha? Bu arada bu güzel fikir Sinan Hoca'dan çıktı. Yalan söyleme. Siz yazmışsınız. Sinan Çetin geldi ve böyle yaptı. Kim yazdı lan bunu dedi? Hayır. Ben siz hiçbir zaman... Siz birbirinize baktınız. Avni dedi ki hocam dedi ben yazdım dedi. Bunu dedi Kadir abi mi oynayacak dedi. Yani hani ah patlık falan. Yazmayın oğlum dedi böyle şeyler. Yazmayın. Ya bir şey diyeceğim. Evet bunu ki o sahne kim yazdı? Bahçede oturduk. Evet. Sinan Hoca bana her şey çok güzelmiş gibi davrandı. Senin kombinini bile hatırlıyorum. Katlanır bir hayvan gözlüğün vardı. Evet. Saçma sapan şu kadar oldu gözlüğün. New York'tan almıştım. Evet. Kulak içi Beats by Dr. Dre kulaklıklarım vardı. Dre. Siyahlı kırmızılı. Evet. Kolunda da siyah polis bir bileklik vardı. Evet. Yavşak yavşak Hiç beni gasp etmeye mi geldin anasını satayım? Bütün envanterlerimi sayıyorsun. Seni analiz ettim abi sadece. Oturduk Sinan Hoca benden çok memnunmuş gibi yaptı. Çok beni tutmuş gibi yaptı. Tam kapıdan çıkacaktık bana böyle yaptı. Bak dedi bir bak döndüm böyle. Efendim hocam dedim. Azeri oynayabilir misin dedi. Oynarım dedim. Tamam dedi. Yaz dedi. Bekçi Sado filminde de oynayacak Aa. dedi. Azeri oynayacak dedi. Görüşürüz dedi. Dikkat et. Sen o sırada Sinan Hoca'ya şey dedin kapıdan çıkarken. Menem oyum olsa da ne <laughs> Ben kalaşnik nenem o da damaşnikten. Kapıdan çıktım. Evet. Gömüş başladı Bilmiyorum. o sırada. Evet abi sonra anamı ağlatmışsınız. Hayır. Ben sana kendi saydığımda yaşananı söyleyeyim. Sonra sen hemen neler konuştuğunuzu anlat. Kuru çeşmede yürüyoruz. Babam var yanımda. Sinan Çetin'in böyle notorius bir mevzusu vardı. Ünvanı pek de iyi yayılmadığı bir dönem olmuştu. Ve şöyle bir dedikodu vardı. Sinan Çetin insanların parasını geç ödüyor. Bir havadis. Gerçek mi doğru mu bilmem. Ben hiç çalışma şerefine nail olmadım. Babam sadece o yolda kuru çeşmede yürürken böyle yaptı. Gözlerimin içine bak. Allah vere de senin paranı vermeye. O <laughs> eğlence demek o saatten sonra babam için. Ben arabaya bindim ve evime gittim. Sinan Çetin'in arkamdan yaptığı delikoduyu duysanız var ya utanırsınız. Oku abi. Yani Sinan Hoca dedi ki emin miyiz dedi. Hocam ne emin miyiz yani? Hani ne yiyeceğiz ne içeceğiz konusunda mı yoksa hani ne mevzu? Ya dedi Orada arkadaş... günde 4 bin liralık köfte yiyordunuz evet ya bu arada ya. adama. Adama tek çaktığın o senaryo menaryo parası yalan adama dört bin porsiyon köfte çaktı Ben diye. bir ara böyle bir kazındım. Ya dedim acıktık ya dedim. Ulan o dönemler böyle işte programı yeni biten Ali biçimin içmesiyle yani bir kade öyle çarpıyor ki ya bir tepsi köfte söylemişim. Dün abi de bana dedi ki Ali dedi hoca siker dedi. Adisyon bir geliyor. O zamanın parasıyla 2000 bin liralık bir köfte söylemişim ama mevzu da şu. Bütün pilata abi. Ya. Bak şimdi. Değil mi? Anadolu'dan kop gel düz git. O kurgu da yiyor. Yani ambiyans şu aslında. Şimdi Sinan Hoca ile seni niye gömdünüz abi? Ambiyanslık Hayır. bir durum değil Sen yok. gittin ya. Bak şimdi gömme değil o. Sinan Hoca bana dedi ki emin misin Ali dedi. Hocam dedim hangi konuda? Ya dedi bu dedi arkadaş dedi sünnet çocuğunu oynayamaz. Hocam dedim. Bakın ben dedim Mesut dedim epeydir anlıyorum. ilk defa bir araya geldik. Ben dedim güveniyorum. Eğer ki dedim rızanız olursa bu senaryoyu ona göre çevirebilirim. Ben dedi çok dedi inanmıyorum dedi. Bir sünnet çocuğunu oynamaya göre çok yaşı büyük dedi. Şimdi içimden de diyorum ki ulan karşılığı oynamak için çok mu küçük anasını satayım <laughs> falan filan derken hocam dedim bu sürecin takipçisinde olacağım. Bir yandan da sana aslında hani ne dedim acaba ben? Ben bir yerde Sinan Hoca'ya. Sen hocayı... bana dedin ki işte <laughs> yarın dedin senaryo eline ulaşır dedin. 3 haftaya sete gireriz falan dedin. Ya ya o o zamanlar öyleydi oğlum çok Allah hızlıydı seni her kahretsin. şey. Ben 3 hafta seni bekledim biliyor musun? Bok ya Evde Hazırlandım. İnsanlara yalan söyleme. Ağzı nasıl yapılır? Ona hazırlandım, çalıştım. Senden ağzı ağzla istemiyorduk. Gel diyorduk sadece. Ama bak sana yemin ediyorum. Onun benim işim bu zaten. Yani ben bir yerde bir evren oluşturacaksam, götümden bir şeyler atıp o fantastikliği ortaya koyup ondan hoşlanacaksam özgürüm o konuda. Tamamen sana göre yazmışım, çizmişim. Yani senin görseline göre. Ağzından çıkacak bir küfür, beraber sahnede karşılıklı oynayacağımız bir diyalog vesaire. Sinan acı onu bana dedikten sonra üzüldüm çünkü ben başka birisini daha istemiyorum, arayamam da. Ben sana fikrimi söyleyeyim mi? Ben ki okusan beğenmeyecektin hikayeyi. Sen hayatta şu hikayeye takmışsın ve kafada çalışacağını onaylamışsın. Orta yaşlı erkek, komedi, küçük çocuk, pırıltılı. Komedi bu ikili ekip çalışır. Sen benden önce başka bir iki kişiye daha yazdın. Hayır. Mertkaş Abdullah'a falan da yazmıştın. Hayır oğlum Mert ya. Mertcan Bahar'la da biraz muhabbet etmişsin. Senin planınmış zaten bu. Kendinden bir nesil küçük birinin kanını emmek, yani en azından Yılmaz Erdoğan'ın genişlettiği taktik gibi bir sonraki neslinden yeni gelişmeleri duymak için ben senin bir projen miyim? Aslan Bey, benim ne için yetiştiriyorsun? Şimdi bu ana kadar duyduğunuz hikayeleri arkadaşlar. Bizim katıldığımız birçok yerlerde duydunuz, ettiniz. Aradan yıllar geçti. Biz Mesut'la beraber o iş yalan oldu bu arada. Niye olduğunu, hayır, etti. Hayır. Ben hiçbir şey bilmeden. Oğlum ben Harbi yalan oldum. Geçtim. Ben ben sanki Sinan Hoca ile beş tane film yaptım anasını satayım. <laughs> Propaganda ikide oynadım. Sonra dağıldık, gittik. Bitti gitti Sen, hikaye. Senden sonra ben plato'ya gittim. Benim de Sinan Hoca'nın elinde bir tane demom var. Bir sketch programı demosu çektik. Osman Taner Kır sunuyor. Beni nasıl bir belaya bulaştırdın abi? bir şey diyeceğim. Sen ya. olmasan Sinan Çetin benden haberdar oldu. Olmayacak Mesut diyor. bak şimdi. Az önce dediğim gibi. Bu zamana kadar anlattığımız buradaki hikayeleri bölük pörçük de olsa sağda solda duydu bizi takip eden sevenlerimiz. Biraz böyle başka bir kafada konuşmakta fayda var. Mesela benden sonra niye hala Sinan Çetin'in oraya gidip skeçlerde oynamayı kovaladığım bir dönem var şimdi. <laughs> bir de diyorsun ki bana her gün iş geliyor. Ulan görüyoruz gerçekten geliyor. Ama Dayı sen her şeyi yapmak istedin bir dönem. Skeçte oynamak istiyorsun. Küçük beyazı Öztürk olmak istiyorsun. Okan Bölgen'in programını sunmak istiyorsun. Sen de piril reklamı seslendirmek istiyorsun. ne her şeyi istiyorsun baba. <laughs> Bilmiyorum. Hala öyle. Ben de istiyorum Şu her şeyi. Şu an mesela hala 360 reklam kampanyamız olsun istiyorum. Sahneye çıkayım stand-up yapayım istiyorum. Bambaşka şeyler. ya Filmimiz olsun istiyorum. Dizi olsun istiyorum. Şarkı yapayım da istiyorum. Sahneye çıkayım da istiyorum. Niye istemeyeyim ki? Buna oğlum bir sen bir ara rehinmen falan olmak istiyordun. Ya, ben küçük, ya ben küçük git. bir rehinmenim falan <laughs> diyordum oğlum. Manyak, manyak, konuşma. Sen kafayı yemiştin ya. ya. Abi insan insana böyle şey söyler mi? Sen beni nasıl bir şeyle itham ediyorsun ya? Şimdi küçük sevgili Reyman arkadaşlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bakmayın abi. Sivas'a mı yerleşeceğiz amına koyayım bu saatten sonra? Onu bir temize çek. Her ne kadar böyle giydiği kıyafetlerle egzotik bir hayvan gibi gözükse de bakımı çok zor bir arkadaştır. Yani. Abi sen bana pet muamelesi yapıyorsun şu an cümlelerinde. Önce önce önce. Fi fikir kargaşası yaşar yani. Arkadaşlar arkadaşlık çok zor bir şey. Bakın partnerlik çok zor bir şey. Beraber para kazanmak çok zor bir şey. Buradan çıktıktan sonra eve gidip yeni bir fikri. Ulan zaten bütün gün birbirimizi gördük. Şimdi yine mi fikir konuşacağız demeden yine bir şeyleri paylaşmak çok zor bir şey. Arkadaşın zaten bir dönemi. Şimdi bunlar hep böyle komiklik şakalar gerçekten. Sinema yazacaktık. Skeç olmuş. Komedyen diye bir şey yazdım falan filan. Ben 17 ya yaşında bir öyle dönem, bir şey yazmıştım. Bir dönem gerçekten adam şarkı çıkartanları bokluyordu. Bir, şunu diyordu yani. Ben bir şarkı yapacağım ananızı sikeceğim falan. Ya diyordu ki yap baba. Ya bizi aşağılama yap. Döveceğiz çünkü seni yani. Ekip olarak döveceğiz. Abi bende şöyle bir salak bir hastalık var. Şey gibi bir fikrim var. Neye elimi atıyorsam en iyisini yapabilirim gibi bir inancım var. Mesut senden başka 4 milyar insan, insan düşünüyor. düşünüyor. Ay, tamam abi ben yerli yersiz. Mesela Sari James Cameron da diyor. Robotlu bir film çekersen piyasayı öttürürüm diye. Baba yapıyor. Tamam da bu işler öyle 3 ayda olmaz, 5 ayda olmaz. Belki 23 senede, belki 13 senede, belki 28 dakika sonra benden ne ürün çıkacağı belli mi olur? Bunları önceden lanse etmenin, söylemenin, belki evrene, belki insanlara duyurmanın ne zararı var ki? Bizim arkadaşlığımızda bir arkadaş olarak bizi en çok zorlayan şey ne? İkimizin de çok sivri tipler olması. Örnek ver. Yani bir konuda uzlaşamadığımız vakit çok, çok kötü oluyor. Taze ya. bir örnek ver. En son neyde uzlaşamadık mesela? Uzlaşamadığımız konuya bak. Bodruma mı gidelim, alaçatıya mı? Puan amına koyayım. bok şeylere ya. sen daha çok takılıyorsun. Ben bunların üstünde durmuyorum. Sen çok plancı olduğun için tatil planı, iş planı, herhangi bir plan yani içeriğinde plan olan bir şeyde çok fazla üstüne eğildiğin için ya siktir et bakarız yolumuza gibi bir şey düşünüyorum ben. Ama sen öyle değilsin. Sen sen çok detaycısın. Sen çok güzel plansız yaşamayı seven adam taklidi yapabiliyorsun. Ben planlıyım <laughs> ya. Sen de hep şey akıntıdasın yani. Aa, dur baba baba gideriz Bodrum'a bakarız diye <laughs> Orada de? şeyin rahatlığı var. Seni bir şey organize edeceğini biliyorum zaten. Oğlum Bodrum'a... Nasıl tanıştık biz abi? O Bodrum'a havalimanına indiğin andan itibaren seni Götünü arkanı kim toplayacağın derdine İstanbul'a girmeye başlıyorsun ya Arkadaşlık burada zor olmaya başlıyor Biz tanıştık hikayeleri buraya kadar getirdik Sen geldiğinde bu kadardın Buraya getirdik diye bir şey yok Sen bana ümit verdikten sonra 2,5-3 yıl görüşmedik Sonra bir höp Oğlum yok. bataklığın bir... içindeydim sikerler sen o sırada para eziyordun bodrumda ben de şey tam bir tane film yapmaya çalıştık olmadı gitti. Kazanıyordum eziyordum. Kazanıyordun eziyordun. Evet kendi paramı yiyordum. Ulan peki. Ulan Özcan Deniz türküleri dinledim ben 40 gece karavanda yaz akşamları. Sen hiç böyle bir karavana girdin mi? Diğer Bekir abi diyorum tamam yeni uyandık. Tamam diğer Bekir de bir dur öğlen öğlen söyle. 20 saat türkü dinledim. Şimdi biraz da şunu konuşmakta fayda var. Dayı sen vefasız bir adamsın. Vefasızsın. Niye? Abi 14 yaşında tanıdığım bir adam. 17 yaşına gelene kadar ki süreçte seni aramadı sormadı diye kimseye vefasız diyemezsin. Sen benimle bir kere görüşüp bir de yarı yolda bırakmışsın. Ümitlendirmişsin gencecik çocuk. Ulan insan film şunu diye. sormaz mı evde babasıyla barbunya yerken ya o bizim pide abi ne yapıyor ya vesaire deyip <laughs> hiçbir telefon açmaz mısın? Abi daha üniversite ya? sınavına girmemişim. Ben annem OKS anneleri annem ağlıyor orada bu çocuk sınavı nasıl kazanacak diye şeyi düşüneceğim. Ya bu Freddy Krueger eldiveni olan bir adam vardı Fox Mox. Ona ne oldu? Ne yapayım lan? Bizim de bir hayat derdimiz, gayemiz var. Allah da göre kar veriyor. Yavşak! Neden derdimizi aşağılıyorsun? Bak işte böyle adamdan bahsediyoruz yani. yani yazık günah. Tinerci olsam bıçaklamam yani. Hadi babacım o beş yaşlı olmuş durakların oradan street seni bu gece azat ediyorum derim. Bak şimdi. Katılıyorum artı bir. Mevzu şu arkadaşım Hoş sen geldin. o kadar vefasız bir insansın ki. Değil mi bak. Benim çevreye bak. Koca adamın çevresine bak. Mert Canbahar, Martı Kaşı Abdullah. <laughs> seni tercihin. Semih Varol artı bin bot takipçiyle geliyor. Benim <laughs> evime geliyor yani. Benim çevreye bak yani. Fenomenler dergahı. Senin eve bot atıyordu değil mi çocuk? Bir anda evde 30 kişi var. Bunlar kim Semih? Bot abi. Peki bir şey diyeceğim ya. Abi geçecek. Onları. Yok bir sinema filmi vardı da vefasızlık yaptın. 3 hafta aramadan Abi bak şunu soruyorum sana. Ne değişti kardeş ya? O sırada kontrol ettim ama hepsini. Umarım ölmemiştir. Listemin başındaydın. Sana bunu hep söylüyorum. Instagram'a girip bakıyordum. Vallahi keyfin gıcır duruyordu. Legodan şato yapıyorsun. Fakir fukara olan adam, açlığı olan adam, derdi olan adam oturup 4,5 saat Hogwarts'ın Legosunu yapabilir mi? Demek ki derdin yok abicim diyordum. Yıllar sonra öğrendik ama bak ikimizde de şöyle ortak bir yol var. Derdimizi inanılmaz iyi kamufle ediyoruz. Evet, derdimizi Hatta çok iyi gizliyoruz. Hatta şu an bu lafı söyledikten sonra siktir oradan dedirtecek kadar iyi gizliyoruz ki. Evet. Yarın bir gün başımıza bir iş gelse gerçekten yardım isteyecek bu pozisyona gelsek inandıramayacağız galiba kimse. Biz entertainer yalancı çobanlarız. Bir aralar sana çok üzülüyordum. Bu kadar çok dert genç yaşta üst üste sırtında büyük büyük fazlasını hak ediyorsun. Daha fazla yani. derdi mi? Bu hayatta dert olarak şöyle. Dert sadece bir hastalık olarak düşünme. Yarın ne yapacağım nasıl başarılı olacağımı düşünmek bile bir derttir ya. Bizim hep böyle Allah'tan maşallah dertlerimiz oldu. Allah başka Senin dert başka vermesin. başka dertlerin de var. Geceleri mesela. Yani bu bırak. Akşam kim Istice. Onlar özel dertler oğlum. Ben ortak dertlerden bahsediyorum şu an yani. Hmm, katılıyorum artı bir. Bu ortak dertlerde hep dedim ki gerçekten olan çocuğun üstüne çok mu gidiyoruz? Bazen ekip olarak, bazen bireysel olarak, bazen toplum olarak vesaire. Kardeş bu işi istiyorsan, bir yola baş koyduysan bu derde katlanacaksın. Bu yol sancılı değil mi? Bu yol çok sancılı. Dolayısıyla kıymet bilmeyle ilgili dereceni biraz değiştirmen lazım. Artık yani mesela benim de, hani benim hiçbir zaman sana şöyle tavrım olmadı yani. Mesut abinin sözünden çıkma bak vururum ağzına falan. Bir insan olmadım Önemli ben akıl hocasısın ama. Bak gerçekten olmadım. İyi çünkü bir mentorsun. Sen çünkü zaten hani bak bunlara çok saygılı bir insansın ama içinde saygı derecesini kaybettiğinde dışarı yansıtamadığın birçok böyle fiyaskoların olabiliyor. Bence derdim gibi saygımı da kamufle ediyorum. saygı niye kamufle ediyorsun? Saygı gösterildikçe değeri artan bir şey olur yani Zayıflık olarak görüyor olabilirim. Yanlış düşünüyor olabilirim ama belki de uzun vakitlerdir veya o varoluşumdan beri saygı gösterdiğim insanlardan iyi bir karşılık alamadım. Sen için. saygı duyacağın anı kendini durdurabiliyor musun? Mesela eve gidip şöyle dediğin oluyor mu? Ulan saygı duyacaktım duyamadım be falan. Ne durduruyor seni? Şöyle senin? artık çok nadir şeylere saygı duyuyorum. Nasıl yani? Atıyorum mesela kalıplaşmış değerler, örf aneneye falandan ziyade beni böyle götün başımı oynatacak bir şey varsa mesela atıyorum büyük bir kabiliyete şahitlik edersem ona saygı duyuyorum. Ama birine benden sadece 25 yaş büyük olduğu için saygı duymam. E ee, olabilir bu. Hak ediyorsa duyarım ya. Yani. Abi bak arkadaşlık gerçekten çok zor bir şey. Biz zaten yıllardır bazen takipçilerimize video aralarında da ufak ufak yansıttığımız yorumlarda bizi çözdükleri anlar oluyor. Ali abi biraz gergin mi? Mesut abi her an siktir olup gidecekmiş gibi. Aralarında kesin bir sıkıntı var, bir çekim var. Evet arkadaşlar biz de çok zor badireler atlattık. Bu arada baderedir o doğrusu yani. Vade değildir. Vade ne abi? Vadere değildir. Baderedir. Kim vadere dedi ki sen? Ay Alperen vadere değil mi diye böyle bir ayağını karıştırır gibi oldu da baderedir yani. Manyak mısın abi? Niye öyle dedin adama? Nankör değildir. Namkördür. Hee. Orijinali. Bir yandan da hani doğrularını öğrenelim diye söylüyorum. Tramvay değildir. Travmadır. Bu deli taklidi ne? Bu arkadaşlıkta ne kadar daha devam edeceksin. Bir yerde ya yani artık... Ne bileyim amına koyayım. Sen durdursan manyak manyak. Ben niye durdurayım yapmayı. oğlum seni ya? Ben de abi sen böyle yapınca ben de kompanse etmek için ben de deliye vuruyorum kendimi. Ben deli kendim. taklidi yapmıyorum oğlum. Ben deliyim zaten. <laughs> Ben deli taklidi yapmam yani. Sen deli misin? Bunu kabul ediyorsan sana bundan sonra ona göre muamele yapacağım. Ben deli değilim de sen... E, o... Oğlum deli misin deli değil misin bir karar yani ver. Yani serseriliğe gidiyorsun. Lan şş, sen deli misin? Allah seni Taksim'de bir yerde karşıma çıkarsaydı ben seni var ya tünele kadar döverek öldürürdüm ya. Sen gerçekten yani... Nefret söyleminden bu videosuna dolar ettiriyorsun var ya. Hayır hayır diyorum ki öyle olsaydı. <laughs> nefret ettiriyorsun ya. Her şeyi eleştiriyorsun. Mesut Can Tomay. Kötü bir şey mi bu? Sen kendine göre mi bunu? Bence sen eleştiri bunu? kaldıramıyorsun. Ben mi eleştiri Evet. Ee, örnek ver bir tane. Sana oldum olası eleştiri yapan birine hoş bir karşılık verdiğini duyun. Ablam nasıl bir eleştiri ama? Bir de onu anlatır mısın? Yapıcı veya yıkıcı fark etmez. Abi istediğini yazıyor insanlar, çiziyor. Hiç problem değil. Sen de kökürüyorsun. Ne, nerede kökürüyorum? Örnek i̇yi, ver. İyi veya kötü. Mesela atıyorum bir, birisi iyiliğimizi düşünerek şöyle bir yorum yapıyor diyor ki: "Ya Ali abi bilmem ne bilmem ne yap. Atıyorum şey diyor. Abi bağırma, kafamı siktir, Annemin yanında izleyemiyorum bilmem ne falan. Bağırmadan ben seni çok seviyorum zaten. Oturup anlattığında evet. ben seni dinliyorum." Sence bu yapıcı mı yıkıcı mı? Bu bir eleştiri değil. Bu bir Boy, eleştiri. yorum. Abi bu bir eleştiri ve sen ona şöyle karşılık veriyorsun. Siktir git kardeş izleme. E, ama ne diyebilirim e ki başka yani? Şimdi sen nasıl eleştiri kaldırabildiğini Esnaf savunuyorsun? Esnaf olsam siktir git köfteni başka yerde derim yani. Benim böyle köftemi mi eleştirecek yani. O zaman sana muamele yapan kokoreççiye niye diyorsun böyle esnaflık mı olur? Böyle Babacım, sen bak nasıl şimdi. esnafsın ya? Şimdi bak. Senin dükkanına geliyorum siktir başka dükkana git diyorsun. Git lan diyorsun Enes Batur izle diyorsun eski videolarını diyor. Bak fark ettiysen sadece eleştiriyorsun. Oğlum bu sana bir yorgunluk yapacak. Bak biraz nasihat dinlemenin sezonunu aç kafanda. Nasıl? Artık, şimdi, bu, 26'dan sonra sanki bu alka. seni yoracak. Çok keskin değil. Garip bir bakış açın var. Evliliği eleştirdiğin, ortamı eleştirdiğin, kokteyli eleştirdiğin, dün neredeydin? Hangi arkadaşındayı eleştirdiğin? Evet. Oğlum böyle arkadaşlıklar çok zor reis bir serzenişin olması ama komediyle işim ne ki benim benim demek ki bir şikayetim var ki komiklik yapmaya çalışıyorum oğlum biz neyi Şikayeti konuşuyoruz şikayet olmayan insan yapar mı bunu uzun yol arkadaşlığını konuşuyoruz Abi arkadaşlık değil senin de hayatta çok memnun olmadığın ve şikayet ettiğin şey var yüzlerce nedir? var nedir bardaktan tut ki içeceğin ısısına kadar takıldığın bir ne kadar insanlık güzel bir uslanlık şey. adabın anlayışın varken sen beni eleştirmekle nasıl suçlarsın eleştiririm kimseyi de ilgilendirmez bir tanem Shakespeare'in bir lafı vardır herkes kapısının önündeki pislikleri teker teker temizlenirse toplum çok böyle aktif bahar gibi bir yere dönüşür. Benim şikayetim var abi kimi konular senin hakkında. Senin şikayetin varsa. Dile getirmekten. Ben senin çıkmıyorum. dilek kutum muyum oğlum? Senin sürekli şikayetim var. Bak var ya yemin ediyorum bak. Baban olsam. O var ya o sigaradan bir yudum alırım o Maltepe'yi böyle küllükle söndürmeden <laughs> bir gelsene falan derim. Pat küt pat küt. Oğlum sen çok vicdansız bir ya adamsın bizimki ya. Bizimki de öyleydi zaten. Ama dua et. Biz birbirimizin çok iyi eşlikçisiyiz. Öyleyiz de sen o eşlikçiliği biraz rötarlı yaptın. Pardon İki buçuk sene ben para yemişim de bilmem ne. Ben sektörel acılar çektim. Ben çocukken ne güldüğü güldüğü vardı. Ne altın kelebeğin çocuk ödülleri vardı. Ne bu kadar çocuk oyuncu vardı etrafta. Ben yetişkin oldum. Çocuklara fırsat verilmeye başlandı. Yetişkinleri siktir ettiler. Hele benim gibi tombul yetişkin komedi bağımlısı bir oyuncuyu kimse takmaz oldu. Ardından kucağına düştüm. Sen sordun mu sen neler çektin? İlla icralık mı olmam lazım kök Sen halde demek için? Senle olan arkadaşlığımda hayat bana şunu kazandırdı. Boğacağım kendimi. Bir erkek çocuğu çok zor ya. Ele senin ya? gibi bir çocuk bana Allah var ya sana inşallah benim gibi bir evlat verir. Allah'ım Rabbim inşallah sana benim gibi bir evlatçık verir. Ben Adını ben koyacağım o piçin. Adını sen koyacaksın o piçin. Ben onun Mesut amcasıyım lan. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sonra en son şunu söyleyip artık ben kapatalım istiyorum. O 3 seneden sonra bir kelime konuşmamışken bir internet dizisiyle anlaştık. Çok da detayına girmeye lüzum olduğunu düşünmüyorum. Hayırdır? Problem mi yaşadın o insanlarla? Bir denen? kısım problemler yaşamışlığımız var beraber hem Çok de, problemli yani. bir çocuksun sen çünkü. Abi ne yapalım işimiz iyi olsun diye bazen Hep bazı işin sıkıntılar iyi yaşanıyor. Diye ne yapımcı kalır ne yönetmen kalır ben ne ana kalır ne avrat ne kalır. Benim sette mesela arıza çıkardığım hayatta şahit olduğun tek bir gün var. Niye? Gaza gelip benim Peru'mu yaktırıyordun lan. Millet sen sırf çocuk oyuncusun diye yalan söylüyorsun. Ben orada insanların hakkını savundum. 12 saat çalışma zorunluluğu kanununu bir 10 saat falan geçmeye çalıştığı için ekip. Ben orada kalktım, ayaklanma başlattım ve ben karavana gittim, üstümü değiştirdim eve gitmek üzere. Yaptım mı yapmadım mı? Çok doğru. Haklı mıyım? Çok doğru. Hakkımın peşindeyim abi. Ben setin 4. saati şey demedim. Terledim be eve gideceğim demedim. Hakkımın peşindeydim ve aldım. Bu kuruntu sevgili arkadaşlar. Aslında bizim yıllardır Meschan Tomay'la içimizdeki kuruntuların sadece bir başlangıcıydı. Bu bir. İkincisi, videoda görmüş olduğunuz üzere uzun yol arkadaşlığı, arkadaşlık bunlar çok zor şeyler. Ve dikkat ederseniz biz hala bazı şeyleri dengede tutmaya çalışıyoruz. zor baba be. Yani birbirimizi kırmadan abi kardeş şekilde beraber tatillere gidip beraber aynı arkadaş ortamlarında müzikler dinleyip filmler izleyip paylaşan iki nadide dostuz. Şimdi ben de size şunu teklif ediyorum. Önümüzdeki hafta kuruntunun yayınlanacağı ikinci bölümde bakalım sadece bir Titanic ve batan denizaltı Aracını konuşurken hangimiz daha duygulanacağız ve bana orada da yine bir yaşlı muamelesi yapacak mısın? Ben duygulanmam Ulan sen Titanik'te ya. var mıydın? Ne bu üzüntü ne bu ağlantı? Ben bir şey duygusal bir adamım duygusal olmaktan dolayı da acayip derecede mutluyum. Oğlum senin koluna Özcan Deniz dövmesi yapılırken ben ağladım lan orada. Ha lan. Ağladım. Nerede o videonun hamı görmek istiyorum ağladığı kısımları. Sen o 3 yılın ardından... çünkü bir... sana. Son bir şey sorabilir miyim? Benim o dizide oynayacağımı bilmiyordun ya. Evet. Karşılaşana kadar. Ben senin o oynayacağını biliyordum. Hatta saçmalama. Bana niye söylemediler seni de? Seni, beni sana söylüyorlar. Sürpriz. Allah Allah. Ben senin oynayacağını biliyordum. Bahçeye geldim. Peruk deniyordun böyle. Kocaman kafanın ağırlığını 3 katına çıkaran bir peruk deniyordun. Özel peruktu ama. Beni gördüğüne sevindin mi? O an var ya bütün derdimi, tasamı, borcumu, harcımı her şeyi unuttum. Aha dedim eğlence başlıyor. Aha dedin ısırıyor alacağım şimdi dedin boyundan. Beni gördü ve böyle yaptı bak. Sen de mi dedi iş başka bir şey mi var dedi yeni bir iş mi var dedi. dedim aynı dizi dedim sen beraber oynuyoruz dedim haberin yok mu dedim. Böyle yaptı bak sen de mi oynuyorsun dedi bu dizide. Evet dedim geç içeri geç dedi. <laughs> Geçtim okuma provasında benim storylerimi çekip atıyor. Benim Instagram'da 8 bin. Bir bakıyorum bildirim senden bahsetti senden bahsetti. Sen diyor büyüdün mü? Yol açmam için sen saati maati çekiyor. Alperen sana o gün o bütün bugün abi. görüntüleri arka arkaya verdim. Bu videonun da finalini. Bak, o günden sonra... 15 gün görüşmediğimiz olmamıştır. O günden bugün ediyor. Full beraberdik. Max 20'dir. Seni görmediğim 20 gün vardır. Bir ara aşk meş peşine bir alaçatı bodrum falan yaptın. Benden habersiz. Neyse onu da sonra anlatırız. Senden habersiz alaçatı bodrum. Kuruntu bitti abi hadi kapat. Abi Joe Rogan'lar kulaklık takmıyor. Niye? O adamın bildiği olabilir. Oğlum bu nasıl bir tıraştır ya? <laughs> Git gide beter böceğe dönüşüyorsun. Ya 2018'deki halime döndüm ya Rojdan ya. Sana yılda iki kere geliyoruz buna rağmen böyle kesiyorsun ya. E, yılda iki Ya kere sen haftada de. bir gidiyorsun. Normal de berberin samimiyet arttıkça sıçması lazım. Oğlum benim kafam niye bonsai ağacı gibi oldu Rojdan ya? Evet, çok garip. Of, kapat abi hadi kapat. Sevgili arkadaşlar, kuruntunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta batan gemi ile ilgili konuşmak üzere. Rıdvan denen küçük dileğiyle. adam da gelsin. Bir dil cüz gibi otursun burada. Rıdvan gelsin. Bu videoya 95.000 like gelirse Rıdvan abi gelsin. 95 binle keyit odayız. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah. Hayır babacığım ya. peyder der pey gelir. Ne zaman ki 95 gelir Rıdvan abi gelir. Geçmiş olsun. Ölebilir ona kadar. Bayağı az ömrü var gibi. Neyse dur bakalım.